sesi tanıma ve yazma çalışması. İsminde sesi olan nesneleri işaretleyelim. Papağan, 2 tane var. Papağan, papağan. Pasta, pasta, pasta da var. Ocak, ocakta yok. Karpuz, karpuz, karpuz da var. Çorap, çorapta var. Köpek, köpek, köpek de var. Sucuk, sucuk da yok. Sepet, sepette var. Aşağıdaki varlıkların için isminde geçen harflerini işaretleyelim. Kitap, kitap, kitap. Süpürge, süpürge. Patates, patates. Para, para. Çorap, papatya, papatya, 2 tane var, papatya. Pırasa, pirinç, pirinç, pirinç. İsminde p sesi başta mı, ortada mı, sonda mı işaretleyelim. Papatya derken başta var. Papatya. Bir de ortada var. Papatya 2 tane. Papağan 2 tane var. Başta ve ortada var. Papağan. Karpuz. Ortada var. Karpuz. Polis. Başta var. Polis. Çorap. Sonda var. Çorap. Köpek. Ortada var. Köpek. Köprü. Ortada var. Köprü. Mektup. Sonda var. Mektup. Aşağıdaki görsellerdeki varlıkların adını yazalım. İp. Pil, pil, top, 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 para, para, para. Kapı, kapı, kapı. Çorap, çorap. Köprü, köprü, köprü. Polis, polis, polis. İp, pil, top, para, kapı, çorap, köprü, polis. Büyük P harfi güzel yazı defterimizin üst 2 aralığına yazılır. Yukarıdan aşağı 1 ve 2 yukarıki aralığa sığacak şekilde bir yarım daire yapılır. Şimdi birlikte yazalım. Yukarıdan aşağıya üst çizgiden 3. çizgiye kadar bildik. Sonra hemen oradan başlıyoruz. Bir yarım daire yapıyoruz. Tekrar yapalım. 1 2 1 2 Küçük P harfi 6 kârlığa sığacak şekilde yapılıyor. Yuvarlak yeri ortada var. Yine iki hareketle yapıyoruz. 1 2 daire oluşturacak şekilde orta aralığa yerleştiriyoruz. Büyük küçük harfini. Şimdi birlikte yazalım. Yukarıdan aşağıya doğru bir şey çizgiyle açıyoruz. Sonra tam ortadan yukarıya doğru yuvarlıyoruz. Tam yuvarlak şekilde. 2 1 tam yuvarlıyoruz. 2 1 2 Bu konuyla ilgili çalışma örneğini Testimiz sitesinden indirebilirsiniz. İyi çalışmalar.